Kız kaydı gitti elimden ya. Kız elimden kaydı gitti. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Salak gibi kaldım burada. Kız gidiyor bağıra bağıra. Ah babacığım. Şu anda burada olsam, bana bir yol göstersen, bir ışık göstersen. Kimsem yok. Bir tane lala bir arkadaşım var evin içinde. Ve ben tek başıma bu işte uğraşmaya çalışıyorum. Caniko bana bak. Ne oldu lan? Nasıl çıkayım bu kaset içeriden? Tuhaf sesler geliyor burada. Lazım çıkarayım ki koyayım bunu ki bakalım çizgi film. Nasıl çıkayım bu? Oğlum ben neyin acısını yaşıyorum? Sen burada ne yapıyorsun ya? Ya hiç insafın yok mu? Ben burada kıvranıyorum ya. Kulaklarımdan kan akacak şimdi ya. Allah kahretmesin. Ben ne bileyim, orada video olduğunu bile bilmiyordum. Babamın videosu. Hiçbir düğme işlemeyi. Bilmiyorum onun nasıl. Çıktı. Nedir bu? Ben ne bileyim nedir ya? Yazayım şimdi ben, nedir? Ah babacığım ya. Can ve Zeynep'in mutfağı diyor. 1996 diyor. Ah babacığım, en son bunu izlemiş. Yok. Hayır. Lan acaba mı? Bak şimdi. Allah Allah. Hayır hayır. Ya böyle bir şey olamaz. Gerçekten mi acaba? Ne diyorsun? Yok. Ulan orada var ya. Bak şimdi. Neler oluyor? Sonra ne oluyor biliyor musun? Bak ya. Anladın mı? Tabii ki. Ha işte bak. Olay bu. Ben sana dedim. Zeynep'i bu kasette ikna edeceğiz. Adamların biri manyak, adamların biri aşık. Sağ ol babacığım. Olan haykırır, mutlu ol yeter. Mutlu ol yeter. Sen ne yapıyorsun la burada Zübük? Siz ne yapıyorsunuz ya burada? Gitsenize. Ben Şerife teyzeme geldim. Yahu ben özel bir görüşme yapacağım kendileriyle. Tamam, daha ben... önceden de konuştum. Arkadaşım lütfen yolu açar mısın? Kaldık burada Yeşilçam figüranları gibi. Yahu lütfen bak, ben sizden önce geldim diyorum. Ya öncesi mi öncesi yok. Burası benim evim. Ben bu ev için ne kadar zamanda tüp aldım, elektrik faturalarını ödedim. Ay! Efendim sebebi ziyaretim, Zeynep için sunacağım yeni iş paketi. Güneşim ya, hiç bak girmeyelim biz. Ne yapayım ben biliyor musun sana? Nostaljik bir misafirlik paketi sunayım. Mesela çiçek, çikolata, baklava, börek, sonra da bir ıslak mendil ve erkenden kalkış. Ama Zeynep'ciğim seni değil, sadece tüm aileyi ilgilendiren bir paket bu. Anneler, annelerimiz. İlk çağlardan beri annelerimizin arzuladığı 3 şey vardır. 1- sağlık, 2- hayırlı bir kısmet ve garanti bir iş mümkünse devlet kapısında. Doğru mu Şerife teyzeciğim? Doğru ya, doğru. Ne diyeyim şimdi yani? 1- Zeynep'e ve tüm aileye tam kapsamlı bir sağlık sigortası. Ya ikinci olarak da Zeynep'e 2 katı maaş, ömür boyu sözleşme garantisi ve her birinize birer makam aracı. Çok iyi teklif. Yuh. Ya sen ne diyorsun ya? Çok güzel şeyler bunun. Bir şey söyleyeceğim, sen bunlarla var ya bir ordu avukat dizersin önüne. Bende ne işin var senin? Anlamadım ki. Ama çok güzel. Ama çok ürkütücü. Ben bilemedim ya. Benim bunun karşısında neye imza atmam lazım? Çok haklıyım Zeynep. Çok haklı. Ürkütücü. Ben korktum şahsen. Burada Babil'e tırstık biz. Ulan manyak, bunun filmini çektiler lan. Hatırlamıyor musun? Şeytanın Avukat diye bir film var Ziver amca. Sen onu izlemişsindir muhakkak. Acayip korkunç bir film ya. Bunları alıyorlar, karı koca avukatları. Alıyorlar, bir tane rezidansa koyuyorlar da kadın orada düşük yapıyor. Sonra heykeller meykeller canlanıyor, boğuyor bunlar. Korkunç bir film ya. Zeynep'ciğim, sen istersen biraz düşün, yarın konuşabiliriz. İyi tamam, öyle yapalım ya. Biz yarın konuşalım. Benim de bir teklifim var. Bir iş teklifi. Sen bana iş teklifi mi yapacaksın? Evet. Ay, gülme tutacak ya bizi. Oğlum sen çalışmıyorsun ki. Dum. Ama çalışacağım. Hatta caz. Caz. Şunu söylemek istiyorum. Ha, söyle. Büyük vaatlerim yok Siver amca, Şerife teyze. Böyle kendine kadar bir şeylerim var. Ne vaat ediyorum? İşte efendim köfte, soğan kokusu, tahta sandalyeler, ağzı sarımsak kokan müşteriler falan. Bunlar var ama içinde ne yok Babür? Patron. Patron yok. Senin içinde patron yok. Neden yok Babür? Buraya çalışmadık. Şundan yok Zeynep. Çünkü kendi işinin patronu olacaksın. Sana kendi işinin patronu olmayı vaat ediyorum. Benim teklifim bu. Beraber iş kuracağız ve kendi işinin patronu olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildim mi? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Tane tane ve manalı alayım lütfen. Sana çocukluk hayalini vaat ediyorum Zeynep ben. Çocukken ne hayal ediyordun düşün. Ben şu an onun vaadinde bulunuyorum sana. Video vardı ya Ziver amca. Senin bir tane video vardı. Var mı yanında? Nerede o?
Biliyorum. Bu... O eskide kaldı o. Kalmadı ki artık onlar. Neyse ver, geçen gün kurcalayıp duruyordun. Nereye koydun sen onu? Ben hatırlamıyorum. Allah aşkına Şerife dedi. Çok önemli bir şey. Çok lazım şu anda. Ben bir bakayım. Gel kızım, bir arayalım şunu. Senin canını yerim ben Şerife teyze. Kaset içinde kaldı değil mi? Almanca. Ya. Her şeyi unutur oldun Ziver ya. Not et bunları. Evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Açayım. Bu ne? Canın sünnet. O kaset neymiş? Sonra konuşulacak Ziver Bey. Tabii. Ver kaseti. Nasıl ver kaseti? Kaseti ver. Lan kaseti almadın mı sen? Ben sana dedim kaseti, sen kapıyı ben açayım. Ver kaseti. Oo, nasıl almadın kaseti? Niye geldik? Rezil olduk. Şanlar gözümü bekliyor. Allah seni kahretmesin ya. Isıttım. Ay ben bugünü hatırlıyorum ya. Bütün gün köfte yapmıştık biz. Evet. Baba oluyor mu? Ziya amca bak, ben şef oldum. Ya Can, düzgün yap. Ben doğru düzgün yapıyorum zaten. Gerizekalı. İyi çeviriyor musunlar? Tamam, yapıyorum ben. Ziya amca oluyor değil mi? Zeynep Hanım, burada biraz duygulanmışsınız. Yemin ediyorum sen manyaksın ya. Sen nereden buldun bunu oğlum? Görünüyor. Benimki daha güzel. Ne diyorsun Zeynep? Ne bileyim, böyle ağzım ahenkle evet demek istiyor ama benim beynim, yani ben seninle nasıl çalışırım? Zeynep sen şaka mı yapıyorsun? Sen köfte bile yemezsin. Ya güzelini getir gör, bak nasıl gömüyorum. Ne diyorsun Zeynep? Çocukluk hayallerin gerçekleşecek. Ne? Köfteci işimize evet mi? Ya galiba bir... tamam. Hadi gidin siz. Ben düşüneceğim. E beraber kalkalım. Hadi gidin siz. Hadi gidin siz. Allah'ım. İyi akşamlar. Allah'ım inşallah Zeynep teklifimi kabul eder. Allah'ım ben senin en iyi kulların arasında ilk 100 bine girebileceğim kanısındayım. En azından ben öyle düşünüyorum. Ben kendim şahsen çok iyi bir insanım ama benim biraz çevrem kötü. Allah'ım lütfen benim dualarımı kabul et. Ne olur, çok gerginim şu anda. Çok gerginim. Kapım çalıyor. Sakin ol. Otur. Ne yapayım? Sakin. İtecisin. Böyle çok itecisin. Hiçbir karizman yok. Sakin ol acın. Ulan deli, kapıda kız bekliyor. Ne anlatıyorsun bana? Sakin be canım. Gidelim açalım kapıyı. Neredesiniz abicim ya? Hoş geldin. Ne haber? İyi ya. Senden ne haber? İyi miyim? İyi. Havalar falan güzel. Ben düşündüm. Benim bazı çekincelerim var. Çekincelerin mi var? Hı. Nedir? Buyurun, takdim ediyorum. Oku. Ne bu ya? Liste şimdi kardeşim, bak. Hepsini tek tek yazdım, kalem kalem. Erken kalkılacak, dükkanda küfür edilmeyecek. Tamam. Müşteri her zaman haklı. Kişisel hatimi dükkan içi, gün içinde uyar, günler sonra ekmek, masalarda ekmenleme. Camlar haftada bir silinecek mi? Haftada bir silinecek. Eller her zaman temiz olacak, kapılar kilitlenecek. 2 gün üstüde kalmadan. Tamam. Her akşam erken uyuyacaksın. Erken derken mesela o akşam atıyorum bir milli maç olur, dizi olur. Kaçta yatıyoruz? 8:30. Kabul. Kabul mü? Var. Tamam, o kadar diyeceğim. Şaka yapmıştık. Bak şimdi, ben eğer sen varsan varım, tamam mı? Tamam. Ben bu kadar avukatlığı falan filan böyle sıkıldığım için bıraktım. Yani varsan varım ama poşet gibi bırakacaksan ben yokum. Allah aşkına öyle laf olur mu ya? Ben hep senin yanındayım. Neredeysen ben hemen dibinde bulacaksın beni. Söz. Süz mü? Söz. Süz mü? Süz mü? Ortaklık oldu değil mi? Oldu, ben tamam. Tamam. Ben hep beraber küpte...